Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mat seramik ekran koruyucudan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi Sanix marka. Ben bunları denedim, uyguladım ve bu markada devam ediyorum arkadaşlar. Size de bunu öneririm. Evet, şimdi açalım. Şimdi avantajları, dezavantajları nedir mat seramiğin? Onlardan bahsedeceğim size. Şimdi kutunda bir koruyucumuz çıkıyor. Aynı zamanda silme bezi çıkıyor. Kendiniz uygulayacaksanız bir numara yazan silme bezinde ıslak mendil, yani ıslak mendille de silebilirsiniz. Kendi evinizde ıslak mendil varsa onunla da silebilirsiniz. Normal bir gözlük beziyle de ne yapabilirsiniz? Temizleyebilirsiniz. Bizde de şöyle bir gözlük bezi var, bakın. Evet, daha güzel olur, daha güzel siler o anlamda. Bunlar daha yani pratik çözümler. Hiç yok, elinizde hiçbir şey yoksa bunları kullanabilirsiniz. Şimdi mat seramik ekran koruyucunun, kırılmaz cam demiyorum çünkü cam değil bunlar. Mat, aynı zamanda seramik. Seramik dediğimiz zaman aklımıza bakın elastik olması ve kırılmaması. Yani darbe geldiği zaman kırılmadan koruyan ürünler bunlar. Ha, çizilir. Çizilmeyen zaten hiçbir koruyucu yok. Bütün koruyucular çizilir. Ama bunlar seramik olanlar, nano olanlar, bunlar ne yapmaz? Kırılmaz. Evet, gördüğünüz gibi bunun özelliği arkadaşlar, tam kapatıyor olması. Yani ekranınızda şu kenar belli oluyor mu bilmiyorum. Şu kenar siyahlıklar var bakın. Ekranda mesela özellikle iPhone'larda veya diğer işte Samsung'larda da, Xiaomi'lerde de var. Bunlarda da kenarlarda biliyorsunuz siyahlıklar var. Bu siyahlıkların da kapanması gerekiyor. Diğer camlarımız, yani temperli camlarımız, nanolar, bunların hiçbirisi tam kapatmıyor. Bunlar da boşluk bırakıyor. Ama bunlar da mat seramiklerde, işte normal seramiklerde veya hayalet camlarda ne yapıyoruz? Tamamını kaplıyor. Avantajı bu arkadaşlar, tam kaplaması. Mat seramiğin diğer bir avantajı ise parmak izi kalmaması. Yani elinizde sürseniz bile parmak izi kalmıyor. Bakın, hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor. Hani çok ben temizliğe takıntılıyım diyenler varsa bu mat seramiği öneririm. Avantajları böyle. Dezavantajları ne arkadaşlar bunun? Dezavantajı, bir tek dezavantajı var. Şu, ekran ışığını biraz açmanız gerekiyor. Yani mat olduğu için, adı üstünde mat, ekran ışığını biraz açmanız gerekiyor. Benim için problem değil. Ben ekranı zaten fazla parlak olmasını istemiyorum. Bizim çocuklar mesela öyle kullanıyorlar. Ben göremiyorum yani telefonun ekranını göremiyorum. Hatta kızıyorum. O kadar çok kısık ekranda şey yapıyorlar ki, işlem yapıyorlar ki görmeniz imkansız. Ha, benim böyle bir sıkıntım yok. Hatta benim için daha iyi olur diyorsanız mat seramiği öneririm. Evet, dediğim gibi mat seramiğin avantajları, dezavantajları böyle. Paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.